maçta aynen, bir tane aynen, taş atsa. Aynen. Evet. Bak maçta bir tane ya birisi taş atsa 10 tane polis onun üstüne yığılır. Taş yağıyor, polis seyrediyor ya. Başkanım gibi yağıyor. Sinan, ülke ocaklarına aslan pankartı başkanız gelmeden daha bir atar mısın? Evet. Ülke ocaklarına sizinle ilgili büyükçe pankart asmışlar. Bu kurgu bir şey. Zaten oradan asılmış. Tamam, ben pankartı da evet, şeye attım. Müdürümüze attım ben. Bugün atmışlar. Şeyi Vali Bey'in kendine de kocaman pankart asmışlar. Kocaman Ekrem Başkan'a hedef alan kocaman pankart asmışlar oraya. Biz tabii sizi karşılıyoruz, tamam, bilmiyoruz oraları. Başkanım, biz defalarca Erzurum'a geldik. Çarşıda dolaştınız, esnafla dolaştınız. Ben dolaştım başkanla beraber, izdiham oldu. Ya ne demek ya? Bir laf atan olmadı. Ya ne demek? Restorantına, restorantına Erzurum ne demek? Ya bak ben kardeşim, ben Erzurum'da en az 6-7 defa maça gelmişim. Erzurum Spor'dan futbolcu almışım. Erzurum'dan yeğenimi evlendirmişim, kız almışım. Bu memlekete ben, Trabzon şurası. Erzurum Trabzon kapı komşusudur. O oraya, bu buraya gelir giderler. Ben bu memleketin insanını bilirim. Bu Erzurum'la ilgisi yok bu işin. Siz siyasi olarak da geldiniz. Ya siyasi olarak da geldim ama ben Erzurum'u tanıyorum. Erzurum'un işi olmaz. Erzurumlu sana kızabilir, yüzüne söyler. Sana karşı fikrini söyler, o ayrı bir şey. Ama bunu yapmaz. Bu ahlaksızlığın Erzurum'la ilgisi yoktur. Ne yazık ki bu olay tertiplenmiş bir olaydır. Ve şunu söyleyeyim, devletin kolluk güçleri sahada oradaydık, görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk insanların canı yanmıştır. Vali Bey bilgi vermek için beni aradı ve 7 yaralı olduğundan bahsetti. Ben şu ana kadar 9 civarında yaralıyla telefonla görüştüm. Burada yaralıları takip ediyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşehrilerimin sağlıkla ilgili bütün konuları bize emanettir. Bunu kimse unutmasın. Bu kötü akılın süreci sona ermiştir. Ben çocukluğumdan beri Erzurum'da diyalogda olan bir aileyim. Burada akrabalarım var, insanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurumlu'nun kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlarla ilgisi yok. Spor yöneticiliği yaptım, buradan sporcu aldım. Maçlara geldim, tribünlerini bilirim. Dostluğumuz candandır, onu söyleyeyim. Ama bugün olan olayların Erzurumlu hemşehrilerine uzaktan yakından ilgisi yoktur. Erzurumlu hemşehrilerim bunu yakından takip edecek, vicdanıyla, ahlakıyla sorgulayacak, adaletiyle sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü akıl 14 Mayıs'ta süreci sona erecek. Hiç kuşkusu olmasın kimsenin. Şunu söyleyeyim, 14 Mayıs'tan sonra Allah'ın izniyle hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine Erzurumlu hemşerilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, partizanca hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın. 86 milyon insanımız için mücadele etmeye, onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yazık oluyor, yapmayın, son kez uyarıyorum, yapmayın, bu tür dili kullanmayın iktidar mensupları, sizi uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız, bu millete zarar veriyorsunuz, bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz, biraz utancınız var ise kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak milletimiz, size